Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ben Alper Hoca. Bugün sizlere iklim elemanlarından basınç konusunu anlatacağım. Yeryüzünde ağırlığı ve yoğunluğu olan her madde gibi hava kütleleri de yer çekimi etkisiyle yeryüzüne bir basınç, bir ağırlık uygular ve biz bu ağırlığa hava basıncı adını veriyoruz. Hava basıncı hesaplanırken 45 kuzey enlemi üzerinde 15 santigrat derece sıcaklıkta ve deniz seviyesinde 1 santimetre karelik yüzeye etki eden basınca normal atmosfer basıncı adı veriliyor. Basınç ise milibar birimi ile ölçülüyor. Normal atmosfer basıncının 45 enlemlerinde elde edilmesinin temel nedeni atmosferin kalınlığının ortalama bir değerde olması ve 15 santigrat derece sıcaklıkta elde edilmesinin temel nedeni dünyanın ortalama sıcaklığı olması. Deniz seviyesinde elde edilmesinin nedeni ise atmosferin tam kalınlığının bu noktada bulunmasıdır değerli arkadaşlar. Normal atmosfer basıncı 1013 milibar olarak ölçülmüştür. Ağırlık olarak ise santimetre küpte 1033 gram bir ağırlığa sahiptir. Atmosfer basıncı 1013 milibardan daha yüksek ise bu alanlara yüksek basınç alanı yani antisiklonlar diyoruz. Düşük olan yerler ise alçak basınç alanı yani siklonlar adını veriyoruz. Hava basıncını etkileyen bazı etmenler var. Bunlardan en önemlisi yer çekimi arkadaşlar. Cisimlerin ağırlığı dediğimiz olay dünya üzerinde yer çekimine bağlıdır. Yerin biçiminden dolayı yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. Buna bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe basınç artar. Bir diğer faktör ise yoğunluk yani gazların miktarı basıncı etkileyen temel özelliklerdendir. Doğru orantılı olarak basıncı etkiler. Yoğunluk arttıkça basınç da artar değerli arkadaşlarım. Bir diğer faktör ise yükselti. Yükselti arttıkça dünya üzerinde yer çekimi azalır. Bu sebeple gazların yoğunluğu ve ağırlığı da azaldığı için yere uygulayacakları kuvvetin etkisi de azalır. Bu sebepten yükseldikçe hava basıncı düşer. Hava basıncındaki bu azalma ortalama olarak troposferin alt kesimlerinde her 10,5 metrede 1 milibar kadardır. Dünya üzerinde dağlık alanlarda dağcıların oksijen maskesi kullanmak durumunda kalmasının temel nedeni gazların yoğunluğunun azalması ve dolaylı olarak hava basıncının azalmasının bir sonucudur. Bir diğer faktör kara ve denizlerin dağılışı. Karalar ve denizlerin ısınma, soğuma dereceleri farklıdır. Karalar denizlere oranla daha çabuk ısınıp soğur. Bunun içinde basınç değişimi karalar üzerinde daha fazla olur. Bu sebeple dünya üzerinde karaların daha fazla yer tuttuğu olan kuzey yarımkürede termik basınç değişimi güney yarımküreye göre daha fazla olur değerli arkadaşlarım. Örnek sorumuzu çözecek olursak. Yukarıda verilen eş basınç haritalarında görüldüğü gibi Ocak ve Temmuz dönemlerinde basınç merkezleri yer değiştirmektedir. Bu değişikliklerin kuzey yarımkürede güney yarımküreye göre daha belirgin olmasındaki başlıca etken hangisidir diye sormuş. Sorumuz az önce anlattığımız temel neden kara ve denizlerin dağılışı, karaların kuzey yarımkürede daha fazla yer tutması sebebiyle basınç değişimi kuzey yarımkürede daha fazla gerçekleşir değerli arkadaşlar. Basıncı etkileyen bir diğer önemli faktör ise sıcaklıktır. Isınan hava genleşir. Dolayısıyla hafifler ve yükselir. Yoğunluğu azalır. Buna bağlı olarak havanın yeryüzüne uyguladığı basıncın kuvveti de azalır ve basınç düşer. Karaların sıcak bölgesi soğuk bölgelerine göre alçak basınç alanlarını yani siklonları oluşturur. Soğuma ise havayı ağırlaştırdığı için yeryüzüne uyguladığı kuvvet ve basınç artar. Bu sebeple havanın soğuması basıncın yükselmesine neden olur. Yeryüzünde basınç dağılışının mevsimlik değişikliklerinin bir kısmı sıcaklıkla ilgilidir. Örneğin geniş karalar üzerinde kışın yüksek basınç, yazın alçak basınç alanlara meydana gelir. Bunun temel nedeni karaların kış aylarında soğuması, yaz aylarında ısınmasıdır arkadaşlar. Gün içinde değişen basınçlar da yine sıcaklık ile ilgilidir. Dünyanın şeklinden dolayı ekvator ve çevresi fazla sıcak olduğu için alçak basınç alanlarını, kutuplar sürekli soğuk olduğu için yüksek basınç alanlarını oluşturur. Sıcaklıkla yani ısınma ve soğuma ile oluşan basınç merkezlerine ise termik basınç merkezleri adını veriyoruz.
Yeryüzünde ısınma ve soğumaya bağlı olarak sürekli basınç kuşakları oluşur. Aynı zamanda dünyanın günlük hareketinin etkisiyle. Bu sürekli basınç kuşaklarını inceleyecek olursak. Birincisi termik basınç kuşakları. Isınma ve soğumaya bağlı olarak ortaya çıkan basınç kuşakları. Termik alçak basınç kuşakları. Ekvator dünyanın şeklinden dolayı yıl boyunca sıcaklığın yüksek olduğu bir noktadır. Burada ısınan hava yükselip yoğunluğu azalır. Bu yüzden sürekli alçak basınç kuşağı ekvator üzerinde oluşur değerli arkadaşlar. Termik yüksek basınç alanları ise yine kutuplarda yeryüzünün şeklinden dolayı düşük sıcaklığa bağlı olarak soğuyan havanın ağırlaşması, alçalması ve yeryüzüne fazla basınç uygulaması sonucu yüksek basınç alanları oluşur. Bu alanlara polar yüksek basınç kuşakları adını da verebiliyoruz değerli arkadaşlar. Belirli bir yerdeki basıncın gün veya yıl içinde değişmesine yol açan temel etmen sıcaklıktır. Yani ısınma ve soğuma. Yine şeklimizde ekvator üzerindeki termik alçak basınç alanlarını ve kutuplar üzerindeki termik yüksek basınç alanlarını görüyoruz. Dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı günlük hareketi sonucunda oluşan basınç kuşaklarını ise dinamik basınç kuşakları yani harekete bağlı basınç kuşakları adını veriyoruz. Dinamik alçak basınç kuşakları 60 enlemlerinde kutup rüzgarları ile batı rüzgarları karşılaşarak hava kütlelerinin yükselerek hafiflemesine neden olur ve dinamik alçak basıncın oluşmasına neden olurlar. Buraya subpolar yani kutup altı alçak basınç kuşağı da denir. Dinamik yüksek basınç kuşakları ise dünyanın günlük hareketi sonucunda üst alize rüzgarların 30 enlemlerinde yere doğru hızla yığılması ve birikmesiyle oluşurlar. Bu bölgede alçalıcı hava hareketlerinden dolayı sıcak ve kuraktır arkadaşlar. Buralara da subtropikal yüksek basınç kuşakları adını veriyoruz. Yoğunluk su buharı ve yer çekimi ile atmosfer basıncı ile doğru orantılıdır. Sıcaklık ve yükseltili ile ise ters orantılıdır. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmemiş olduğunu kabul edersek eğer ve her yerin okyanuslarla kaplı olduğunu kabul edersek yalnızca dünya üzerinde termik basınç kuşakları oluşacak, dinamik basınç kuşakları oluşmayacaktı değerli arkadaşlar. Dinamik etkenlerle oluşan basınçlarda sıcaklığın etkisi bulunmamaktadır. Hemen bir örnek sorumuzu daha çözecek olursak. Dünyanın şekli belli varsayımlara göre dünya üzerindeki genel hava dolaşımını göstermektedir. Bu şekillerin ikisinde de dünya yüzeyinin tümüyle denizlerle kaplı olduğu kabul edilmiş ve karaların etkisi dikkate alınmamıştır. Birinci şekilde karalara ek olarak aşağıdakilerden hangisinde etkisi dikkate alınmamıştır diye sormuş. Sorumuzda şekli incelediğimizde birinci şekilde sürekli rüzgarların sapmalara uğramadığını, doğrudan estiğini görmekteyiz. Buradan yapabileceğimiz çıkarım ise dünyanın günlük hareketinin yani kendi ekseni etrafında dönmesinin bu şekilde dikkate alınmadığının çıkarımını yapabiliriz. Çünkü dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu ortaya çıkan kuvvetle beraber sürekli rüzgarlar sapmalara uğrar. Bu sorumuzda dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönmesi dikkate alınmamış değerli arkadaşlarım. Basınç alanlarının özelliklerini inceleyecek olursak, yüksek basınç alanlarının temel özellikleri. Yüksek basınç alanlarında merkezden çevreye doğru hava hareketi vardır. Yani çevrelerine doğru rüzgar gönderirler. Eksen hareketi nedeniyle hava hareketinin yönünde sapmalar meydana gelir. Şekillerimizde gördüğünüz gibi. Kuzey yarımküredeki sapma hareket yönünün sağına doğru, güney yarımkürede ise hareket yönünün soluna doğru gerçekleşir. Alçalıcı hava hareketleri görülür. Bu nedenle yağış oluşumuna elverişsizdir. Çünkü alçalan hava ısınır, genleşir ve nem açığı artar. Bu sebepten yüksek basınç alanlarında yağış oluşumuna elverişsiz bir görüntü gözlemlenir. Alçak basınç alanlarının özelliklerini inceleyecek olursak, alçak basınç alanlarında çevreden merkeze doğru bir hava hareketi vardır. Yani rüzgarlar merkeze doğru eser değerli arkadaşlarım. Eksen hareketi nedeniyle hava hareketinin yönünde bu noktalarda da sapmalar görülür. Hareket yönündeki sapmalar kuzey yarımkürede saat ibresinin tersi yani sola doğru, güney yarımkürede ise saat ibresi yönündedir yani sağa doğru. Yükselici hava kitleri görüldüğünden yağış oluşumuna elverişlidir. Çünkü yükselen hava soğur, yoğunlaşır ve
doyma noktasına ulaşır. Alçak basınç alanlarında hava genelde bulutlu ve yağışlıdır. Örneğin ekvatoral bölge yıl boyunca termik alçak basınç alanı olduğundan bahsetmiştik. Dünya üzerinde bol yağış görülen noktalardan biridir ekvator ve çevresi. 60 enlemleri çevresi de dinamik alçak basıncı olduğundan dolayı çok yağışlı görülür değerli arkadaşlarım. Örnek sorumuzu çözecek olursak, hava genellikle alçak basınç alanlarında bulutlu, yüksek basınç alanlarında ise açık olmaktadır demiş bilgide. Buna göre Ocak ayında haritada numaralandırılmış basınç merkezlerinden hangilerinin etkisinde kalan yerde havanın ayaz olması, yani soğuk ve kuru olması beklenir diye sormuş. Bu soruda dikkat edeceğimiz nokta Ocak ayında, yani Ocak ayında kışı yaşayan noktalara bakacağız. Yani kuzey yarımküredeki noktalardan birisini seçeceğiz. Kuzey yarımküredeki yüksek basınç alanlarından 1 ve 3 numaralı yerlerde yağış oluşumuna elverişsiz yüksek basınç alanları görülmekte olacak ve yağış gözlemlenmeyecek. Dolayısıyla ayaz, soğuk ve kuru bir hava meydana gelecek. Bir örnek daha çözecek olursak, şekildeki oklar bir basınç alanında rüzgarın esiş yönünü göstermektedir. Buna göre şekildeki basınç alanının özelliği ve bulunduğu yarımküre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor değerli arkadaşlarım. Öncelikle hava hareketinin yönüne bakalım. Çevreden merkeze doğru bir hava hareketi var. Yani alçak basınç alanının bir özelliği bu. Yarım küreye dair çıkarım yapılacak olursak hemen altındaki bilgi notu bize bir ipucu veriyor. Basınç merkezindeki hava hareketindeki sapma S şeklinde ise merkez kuzey yarım kürede, ters şey şeklinde ise merkez güney yarım kürede demektir demiş. Buradaki profil bize S şeklini veriyor. Yani kuzey yarım kürede bir alçak basınç merkezi olduğunun çıkarımını yapabiliyoruz. İzobar haritaları aynı basınç değerlerine sahip noktaların birleştirilmesiyle tıpkı izohipslerdeki gibi eş basınç eğrilerini elde etmemize neden olur. Yeryüzündeki basınç dağılışını gösteren haritalara izobar, yani eş basınç haritaları diyoruz. Eş basınç haritaları, yani izobar haritaları günlük, aylık ve yıllık olarak yapılabilir. Yeryüzündeki basınç dağılışını göstermek için İzobar eğrilerinden yararlanırız. İzobarlar aynı basınç değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilmiş eğrilerdir ve izobar eğrilerinin sıklaştığı yerlerde rüzgarın hızı fazla, seyrekleştiği yerlerde ise rüzgarın hızı azdır değerli arkadaşlarım. Yeryüzünde mevsimden mevsime izobarların uzanışı değişmektedir. Yine bir örnek sorumuz var. İzobar haritaları incelendiğinde bazı bilgiler elde edilebilir. Örneğin yukarıda kuzey yarımkürede deniz yüzeyindeki bir bölgenin basınç dağılışını gösteren izobar haritası verilmiş. Bölgenin hangi kesimlerinin yüksek ya da alçak basınç etkisinde bulunduğunun çıkarımını bu izobar haritasından yapabiliriz. Bölgedeki en yüksek ve en alçak basıncın hangi değerler arasında olduğunun çıkarımını yine buradan yapabiliriz. Bölgedeki basınç merkezlerinin sayısını, bölgede en şiddetli rüzgarın hangi yönden eseceğini, bölgedeki basınç merkezleri arasındaki basınç farkını, hangi basınç merkezinde diğerine göre yoğunluğun daha fazla olduğu ya da az olduğunu belirleyebiliriz. Bununla ilgili bir örnek sorumuz var değerli arkadaşlarım. Basınç farklılıklarından doğan hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgarlar her zaman yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru eser. Rüzgarlar her zaman yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru eser. Buna göre, bu bilgiye göre yukarıdaki basınç haritasında numaralanmış yerlerden hangileri alçak basınç alanlarını göstermektedir diye sormuş bize. İncelediğimizde 1 ve 4 numaralı noktalarda merkezlerde çevreden merkeze doğru bir yönelim gözlemliyoruz ve sorumuzun cevabı B seçeneği oluyor. 1 ve 4 numaralı bölgelerde çevreden merkeze doğru hava hareketi gözlemleniyor. Buraların alçak basınç alan olduğunun çıkarımını yapabiliyoruz. Bir diğer örneğimiz, aşağıdaki haritada kuzey yarımkürede deniz yüzeyindeki bir bölgede ölçülen basınç değerleri eş basınç değerleri ile gösterilmiştir diyor.
Bu haritadan ölçümün yapıldığı zamanla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez? Az önce anlattığımız gibi bölgenin hangi kesimlerinin yüksek ya da alçak basınç etkisi üzerinde olduğunu çıkarımını yapabiliriz. Bölgedeki en yüksek basıncın hangi değerler arasında olduğunu çıkarımını yapabiliriz. Bölgedeki basınç merkezlerinin sayısı hakkında bir çıkarım yapabiliriz. Bölgede en şiddetli rüzgarın hangi yönden eseceğinin çıkarımını yapabiliriz. Fakat basınç merkezlerindeki sıcaklık değerinin izobar haritasından çıkarımını yapmamız mümkün değildir değerli arkadaşlarım. Basıncın yeryüzündeki dağılışı izobar haritalarıyla gösterildiğinde Ocak ayı izobar haritasının özelliklerini inceleyelim. Ocak ayı izobar haritasında kuzey yarım kürede karalarda aşırı soğumaya bağlı olarak termik yüksek basınç alanları oluşmuş. Haritada da gördüğümüz gibi Sibirya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Güney yarımküredeki alçak basınç alanları bu yarımkürede yaz yaşandığı için daha geniş noktalara ulaşmış değerli arkadaşlarım. Temmuz ayı izobar haritasının özelliklerini incelediğimizde ise kuzey yarımkürede yaz ayı yaşandığı için karaların iç kesiminde sıcaklık fazla olduğu için termik alçak basınç merkezleri oluşmuştur. Özellikle Asya içlerinde Basra termik alçak basınç merkezinin oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. 30 ve 60 enlemleri çevresinde dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı harekete bağlı olarak dinamik yüksek ve dinamik alçak basınç alanları oluşmuş değerli arkadaşlarım. Bir diğer iklim elemanı olan rüzgar konusu ile devam ediyoruz. Rüzgar dediğimiz hava hareketi yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru olan yatay yönlü hava akımıdır. Tanımını bu şekilde yapabiliriz. Bu tanıma göre rüzgarların oluşmasındaki temel neden iki yer ya da iki bölge arasındaki basınç farkıdır değerli arkadaşlarım. Rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basınca eserken Coriolis kuvveti nedeniyle saparak aradaki en kısa yolu izlemezler. Kuzey yarımkürede hareket yönünün sağına, güney yarımkürede hareket yönünün soluna sapma gösterirler. Rüzgarın hızı, şiddeti nasıl belirlenir, ne ile ölçülür? Rüzgarın hızı metre bölü saniye veya kilometre bölü saat olarak ifade edilebilir. Rüzgarlar hızlarına göre hafif rüzgarlar, orta şiddetli rüzgarlar ve şiddetli rüzgarlar olmak üzere 3 gruba ayrılır. Çok şiddetli rüzgarlara fırtına deriz. Rüzgarın hızı anemometre ile ölçülür. Rüzgarın hızını etkileyen temel etmenler ise en önemlisi basınç farkıdır. Basınç merkezleri arasındaki basınç farkı arttıkça rüzgarın hızı da artar değerli arkadaşlar. Basınç farkı ortadan kalktığında ise rüzgar durur. Birinci şekilde izobarlar 10 milibar arayla, ikinci şekilde 5 milibar arayla geçmekte gördüğünüz gibi. Rüzgarların yolunun aynı olduğu kabul edilirse birinci şekildeki rüzgarlar basınç farkı daha fazla olduğu için, daha çok olduğu için daha hızlı esmesini bekleriz. Rüzgarın hızını etkileyen bir diğer faktör ise basınç merkezleri arasındaki uzaklık. Uzaklık ile hız arasında ters orantı vardır. Yani uzaklık arttıkça rüzgarın hızı sürtünme sebebiyle azalır. Eş basınç eğrilerinin en sık geçtiği yerlerde rüzgar en hızlı, seyrek geçtiği yerlerde ise en yavaş eser. Hemen bununla ilgili örnek sorumuzu çözelim. Yukarıda eş basınç haritası verilen yörede numaralandırılmış oklar yönünde rüzgarlar esmektedir. 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı oklarda. Buna göre hangi ok yönünden esen rüzgarın şiddeti en fazladır? Az önce anlattığımız gibi burada izobar eğrilerinin geçtiği sıklığa bakacağız değerli arkadaşlarım. En sık geçtiği nokta 4 no'lu okun olduğu nokta ise en şiddetli rüzgarın buradan esmesini bekleriz. Rüzgarın hızını etkileyen bir diğer faktör ise yer şekillerinin engebesi. Engebeli alanlarda rüzgarın önündeki engel ve sürtünme fazla olacağından rüzgarın hızı az olur. Doğu Anadolu bölgesinde gözlemlediğimiz gibi. Düz olan ova,
plato, okyanus yüzeyi gibi alanlarda ise rüzgarın önündeki engel ve sürtünme az olacağından rüzgarın hızı daha fazla olur. Ülkemizde Marmara bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesinde gözlemlediğimiz gibi. Bir bilgi notu var. Troposferin üst kesimlerinde, yani tropopoz dediğimiz ince katmanda esen jet rüzgarları, bir diğer adıyla üst veya ters alizeler, sürtünme etkisi olmayan rüzgarlardır. Bundan dolayı hızları ve şiddetleri çok fazladır. Bir diğer faktör ise bitki örtüsü. Bitki örtüsü gür olursa, örneğin ormanlar gibi, rüzgarın hızı üzerinde engel ve sürtünme fazla olur. Rüzgarın hızı doğal olarak azalır. Örneğin Karadeniz bölgesindeki gibi. Bitki örtüsünün cılız otlardan oluştuğu bölgelerde bu durum tam tersine döner ve sürtünme az olacağından, engel az olacağından rüzgarın hızı daha fazla olur. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu gibi bitki örtüsünün daha cılız olduğu bölgelerde bu durumu gözlemleyebiliriz. Beşinci etmen, yerleşim alanları. Yerleşim merkezlerindeki bina sayısı arttıkça rüzgarın önündeki engel ve sürtünme artar. Dolayısıyla rüzgarın hızı azalır. Altıncı etmen ise dünyanın günlük hareketi. Dünyanın eksen hareketinden dolayı sürekli rüzgarların yönlerinde sapmalar meydana geldiğini söylemiştik. Bu rüzgarların yolunun uzamasına, doğal olarak sürtünmenin artmasına ve rüzgarların hızlarının azalmasına neden olur değerli arkadaşlarım. Rüzgarın yönü. Rüzgarın yönü öncelikle her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. Bir yerde rüzgarın en çok estiği yöne hakim rüzgar yönü deriz. Bir bölgede belirli bir süre içinde en çok esen rüzgara ise hakim rüzgar deriz. Rüzgarın yönü iklimler ve hava koşulları üzerinde önemli etki yapar. Örneğin ülkemizde kuzeyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürürken, güneyden esen rüzgarlar ise sıcaklığı yükseltirler. Yine denizden esen rüzgarlar yağış getirirken, karadan esenler kurutucu, kuru bir etki yapar. Rüzgarın yönünü etkileyen temel etmenlere bakacak olursak, bunların en önemlisi dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı günlük hareketi. Rüzgarlar eksen hareketi sonucunda kuzey yarımkürede hareket etmesi gereken yönün sağına, güney yarımkürede ise hareket etmesi gereken noktanın soluna doğru saparlar değerli arkadaşlarım. Şekillerde de göreceğiniz gibi. Bir diğer faktör ise basınç merkezlerinin yeri. Gün içinde ve yıl içinde basınç merkezleri kara, deniz, dağ ve vadi arasında yer değiştirir. Bu sebeple rüzgarların yönü de değişir. Rüzgarın yönünü etkileyen bir diğer etmen ise yer şekilleri. Rüzgarlar yer şekillerine paralel eser. Bu sebepten vadi, dağ ve boğaz doğrultusu rüzgarların yönünü belirler. Örneğin Çanakkale ve İstanbul boğazları kuzeydoğu, güneybatı doğrultusunda uzandıkları için bu yörelerdeki hakim rüzgarlar bu yönlerden eser. Küçük ve Büyük Menderes ovaları doğu batı doğrultusunda uzandığından dolayı bu bölgedeki hakim rüzgarlar bu yönlerden esmektedir değerli arkadaşlar. Buna göre bir yerin rüzgar frekans gülü çizilir. Buna bakarak o merkezin yer şekilleri hakkında bilgi edinebiliriz. Rüzgarın frekansı, yani esme sıklığı, bir yerdeki rüzgarın esiş sıklığına o rüzgarın frekansı denir. Frekans söz konusu rüzgarların esme süresi veya sayısının gün, ay, yıl gibi zaman ölçülerine göre yüzde olarak oranı belirlenir. Rüzgarın esiş sıklığı rüzgar frekans diyagramları ile gösterilir. Yukarıdaki şekilde hakim rüzgar yönü kuzeydoğu ve güneybatı doğrultusundadır. Bir örnek daha verilmiş. Yukarıda İzoips haritasında görülen A merkezinde yer şekillerin uzanışına bağlı olarak doğu ve batı yönlü bir rüzgar esmesini, yani bu rüzgarların hakim olmasını bekleriz. Dolayısıyla A merkezinde rüzgar gülü ise bu şekilde olur değerli arkadaşlarım. Hemen bir örnek var. Yanda iki farklı merkezin yıllık ortalama rüzgar frekans gülü verilmiştir diyor. Yalnızca rüzgar frekans gülleri göz önüne alındığında bu iki merkez arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından benzerlik olduğu söylenebilir diye sormuş. Hemen rüzgar frekans güllerini incelediğimizde iki merkezinde hakim rüzgar yönünün kuzeydoğu, güneybatı olduğunu
tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla bu merkezlerdeki yer şekillerin uzanışının da bu yönde olduğunu çıkarımını yapabiliriz. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı oluyor değerli arkadaşlar. Rüzgarın çeşitleri. Rüzgarları oluşumlarına göre 4 temel grupta toplarız. Bunlar sürekli rüzgarlar, mevsimlik yani devirli rüzgarlar, bir diğer adıyla musonlar. 3 yerel rüzgarlar, 4 tropikal siklonlar. Sürekli rüzgarlar, sürekli basınç merkezleri arasında yıl boyunca esen ve esme süreleri en uzun ve etki alanları en geniş olan rüzgarlardır. Dünyanın ekseni çevresindeki hareketi nedeniyle bu rüzgarlar sapmaya uğrarlar. İklimler üzerinde direkt etki yaparlar, okyanus akıntılarının oluşumunda rol oynarlar, ekvatordan kutuplara doğru alizeler, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları şeklinde sıralanır. Hemen alttaki şeklimizde ise bu rüzgarların esme noktaları ve esiş yönleriyle ilgili bir grafik var. Alizeleri inceleyecek olursak, 30 kuzey ve güney enlemlerindeki subtropikal yüksek basınç alanlarından ekvatora doğru eserler. Yine yüksek basınç alanlarından ekvatordaki termik alçak basınç alana doğru esen bir rüzgar var. Bu rüzgarların hızları orta şiddette ve düzenlidir. Kaynaklandıkları yerde sıcak ve kuru bir etki yaparlar. Sıcak denizlerdeki nemli havayı kıtaların doğu kıyılarındaki dağlara yağış olarak bırakırlar. Bu sebepten doğu rüzgarları da deniyor alizelere. Karalarda çölden esen alizeler geçtikleri yerlere toz sürüklerler. Okyanus akıntılarının oluşumunda etkili olur alizeler. Ayrıca alizeler ticaret rüzgarları da olarak da bilinirler. Eskiden Avrupa'dan Amerika'ya giden yelkenli gemilerin gidişini kolaylaştırdığı, hızlandırdığı için alizelere ticaret rüzgarları adı da verilmiştir. Ekvator kuşağında yükselerek kutuplara doğru esen alizelere ise ters yani üst alizeler adını veriyoruz değerli arkadaşlar. Bir diğer sürekli rüzgarımız ise batı rüzgarlar. Her iki yarım kürede dinamik yüksek basınç alanlarından orta kuşaktaki dinamik alçak basınç alanlarına doğru orta kuşakta esen rüzgarlar. Orta kuşak karalarının batı kıyılarına bol yağış ile birlikte ılık havayı taşır batı rüzgarları. Taşıdıkları hava kütleleri nemli olduğundan geçtikleri yerlerde hava kapalı, nemli ve yağışlı olur. Yönleri ve hızları değişkenlik gösterebiliyor. Atlas Okyanusu'nda Gulf Stream sıcak su akıntısının kuzey batı Avrupa kıyılarına doğru sürükleyerek batı ve kuzey Avrupa kıyılarına her mevsim yağışlı olan ılıman okyanusal iklim özelliğini kazandıran rüzgarlar batı rüzgarlarıdır değerli arkadaşlarım. Bir diğer sürekli rüzgarlarımız ise kutup rüzgarları. Kutuplarda oluşan termik yüksek basınç alanlarından 60 enlemleri çevresindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru kutup kuşağında esen rüzgarlardır. Kutup bölgeleri nem açısından fakir olduğu için yağış getiremez bu rüzgarlar. Etkiledikleri bölgelerin sıcaklığını düşürürler çünkü kutbi kaynaklıdır. Yani soğuk bir hava kütlesi taşırlar. Soğuk ve kuru rüzgarlardır dolayısıyla. Genellikle doğu yönlü rüzgarlardır. 60 enlemlerinde batı rüzgarlarıyla karşılaşarak cephe yağışlarını oluşturur kutup rüzgarları. Ülkemizde enlem etkisinden dolayı batı rüzgarları etkili olur. Çünkü ülkemiz bir orta kuşak ülkesi. Alize ve kutup rüzgarlarını bu sebepten göremeyiz. Batı rüzgarları ülkemizde dolaylı etki yaparlar. Nedeni ülkemizin okyanusa kıyısının olmamasıdır. Yani ülkemizin özel konumunun bir etkisidir. Sürekli rüzgarların etki alanı en geniş olanı alizeler. Etki alanı en dar olanı kutup rüzgarlarıdır. Çünkü dünyanın şekli sebebi ile. Örnek bir sorumuz daha var. Ticaret yolları yelkenli gemiler döneminde geniş alanlı rüzgar sistemlerine bağlı olarak gelişmişti diyor. Yukarıdaki haritada gösterilen bir numaralı ticaret yolunu takip ederek Amerika'ya ulaşan Avrupalı gemiciler Avrupa'ya dönüşlerinde 2 numaralı ticaret yolunu kullanıyorlardı diyor. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen ticaret yollarını oluşturan rüzgar sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Birinci rüzgarın esme yönüne ve estiği noktaya baktığımızda bu rüzgarların alizeler olduğunun çıkarımını yapabiliyoruz.
İkinci rüzgarımız ise esme yönü ve estiği noktaya bakarak batı rüzgarları olduğunun çıkarımını yapabiliyoruz. Yani sorumuzun cevabı C seçeneği değerli arkadaşlar. Bir diğer rüzgar çeşidimiz mevsimlik devirli rüzgarlar, yani musonlar. Kıta ve okyanuslar yıl içinde farklı ısınma soğumalar meydana getirirler. Bu da büyük basınç farklarına doğurur. Bu basınç farklarına bağlı olarak oluşan rüzgarlara mevsimlik devirli rüzgarlar diyoruz. Bu rüzgarlar mevsime göre yön değiştirir. Kışın soğuk olan karalardan daha ılık olan denizlere doğru kuru olarak eserler. Yazın ise denizlerden daha sıcak olan karalara doğru nemli olarak eserler. Güney ve Doğu Asya ülkelerinde, yani Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Tayland, Vietnam, Çin, Filipinler, Kore, Japonya ve benzeri Güney ve Doğu Asya ülkelerinde etkili olurlar. Gine Körfezi'nde, yani Batı Afrika'da, Afrika'nın yine doğu kıyılarında, Meksika Körfezi'nde ve Orta Amerika kıyılarında musonlar etkili olmaktadırlar. Musonları iki farklı başlıkta inceliyoruz. Bunlardan birincisi yaz musonları. Yazın Asya kıtasının iç kesimleri yaz mevsiminde çok fazla ısınır. Bu nedenle büyük bir alçak basınç, yani siklon alanı oluştururlar. Bu sırada denizler karalara göre daha serin olduğundan yüksek basınç alanıdır. Bunun sonucunda yaz boyunca denizden karaya doğru esen yaz musonları meydana gelir. Yaz musonlarının temel özellikleri ise nemli ve bol yağış bırakmalarıdır. Etkiledikleri bölgeler dünyanın en fazla yağış alan yerler olarak tanımlanır. Hindistan'ın Assam eyaletindeki Cherrapunchi gözlem noktasına yılda ortalama 12 bin milimetre yağış düşmektedir. Orografik, yani yamaç yağışlarına neden olurlar. Etkiledikleri bölgelerde pirinç ve çay tarımının yoğunlaşmasına ve gelişmesine neden olmuşlardır. Yaz aylarında çok estiği dönemlerde sel ve heyelan olaylarının artmasına neden olurlar. Mart ve Eylül arasında, yani ilkbahar ve yaz mevsimlerinde 6 ay süreyle etkili olurlar. Yönünü değiştirdiği dönemlerde ise çok şiddetli fırtınalar bu noktalarda meydana gelmektedir. Bir diğer başlığımız ise kış musonları değerli arkadaşlar. Kışın Asya'nın iç kesimleri çok fazla soğur ve güçlü bir antisiklon, yani yüksek basınç alanı haline gelir. Buna karşılık kıtayı doğudan ve güneyden çeviren denizlerle Hint Okyanusu henüz çok soğumadığı için alçak basınç alanlarını oluştururlar. Bu yüzden karadan denizlere doğru kış musonları eser. Kış musonlarının temel özellikleri ise karadan estiği için soğuk ve kuru olmasıdır. Yağış getiremezler bu sebepten dolayı. Bu nedenle etkilediği yerlerde kış ayları kurak geçer. Eylül ve Mart ayları arasında, yani sonbahar ve kış mevsimlerinde yine 6 aylık süreyle etkili olurlar. Genellikle musonların etkili olduğu adalar hem yazın hem kışın yağış alıyor. Japonya ve Filipinler gibi. Muson rüzgarlarını oluşturan temel neden ve nedenler nem farkı, kara ve denizlerin farklı ısınıp soğuma derecelerine sahip olması, eksen eğikliği ve yıllık harekettir. Yani mevsimlik sıcaklık ve basınç farklarıdır değerli arkadaşlarım. Bir örnek sorumuz daha var. Hindistan'da görülen muson rüzgarlarının 6 aylık sürelerle birbirine ters yönde esmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir 6 aylık sürelerle birbirinin ters yönünde esmesi. Asya'nın sürekli yüksek basınç merkezi olması, İç Asya'da karasal iklimin hüküm sürmesi, Asya kıtasının ekvatora yakın olması, kara ve denizlerin yıl içinde farklı ısınması ve Asya'nın güneydoğudan adalarla kuşatılmış bulunması demiş. Kara ve denizlerin yıl içinde farklı ısınıp soğuma derecelerine sahip olması bu rüzgarlarının 6 aylık süreyle birbirine ters yönde esmesine neden olan temel etkendir. Bir diğer rüzgarımız ise yerel rüzgarlar. Gün içinde birbirine yakın yerlerin farklı ısınma ve soğumaları sonucu doğan yerel basınç alanları arasında esen rüzgarlardır. Genellikle esiş süreleri kısa, etki alanları dar, kısa süre içinde yön değiştirebilen rüzgarlardır yerel rüzgarlar. Genel hava dolaşımına bağlı rüzgarların etkili olmadığı yerlerde tümüyle yerel nedenlerden doğan dar alanlı rüzgarlar görülebilir. Bunların en önemlileri günlük devirli rüzgarlar olan meltemlerdir.
Meltemler yani günlük devirli rüzgarlar. Gün içinde farklı ısınıp soğumaya bağlı olarak oluşan basınç farklılıkları meydana gelir ve bu basınç farklarından dolayı günlük rüzgarlar dediğimiz meltemler meydana gelir. Günlük sıcaklık farkının belirgin olduğu dönemlerde gün içinde birbirinin ters yönünde esen rüzgarlardır meltemler. Küçük basınç farklarından doğdukları için hızları azdır ve yağış getirmezler. Etki alanları dardır. Hızları ve yönleri gün içinde değişebilir. Gün içinde en hızlı estikleri dönem günlük ısınma ve basınç farkının en fazla olduğu öğle ve sabah saatleridir. Günlük ısınma ve basınç farkı ortadan kalktığında meltemler yavaşlar veya durur. Meltemler temel olarak ikiye ayrılır. 1. Kara ve deniz meltemleri. Deniz meltemi dediğimiz olay. Gün içinde karalar ve denizler arasında ısınma ve basınç farklarından dolayı meydana gelir deniz meltemleri. Öğle saatlerinde gün içinde kara fazla ısınarak alçak basınç haline gelir. Oysa denizler geç ısındığı için daha serin olurlar ve yüksek basınç alanın durumundadırlar. Bu nedenle öğle saatlerinde denizden karaya doğru esen yerel rüzgarlara deniz meltemi deriz. Aşağıdaki şekillerde ise deniz melteminin oluşum şeklini görebiliyorsunuz. Deniz meltemleri nemli ve serin rüzgarlardır. Yağış getirmezler. Sıcak ülkelerde kıyıları serinletirler. Karalardaki ısınmanın en fazla olduğu öğleden sonra hızları artar. Çünkü basınç farkı da artmış durumdadır. Akşam saatlerinde karanın serinlemesiyle birlikte basınç farkı dengelenir veya azalır. Bu sebepten deniz meltemleri yavaşlar veya durur. Kara meltemleri ise gece kara daha fazla soğuması ve üzerindeki basıncın yükselmesi sebebiyle oluşur. Böylece gece yarısından sonra karalardan denizlere doğru serin bir rüzgar esmeye başlar. Bunlara kara meltemleri deriz. Kara meltemlerin temel özellikleri ise karadan estikleri için kuru olmaları. Sabaha karşı hızlanıp güneş doğduktan sonra kesilirler. Denizlerde etki alanları çok dardır. Yağış getirmezler. Kara ve deniz meltemleri Türkiye'nin bütün kıyılarında görülebilir. Ancak Ege kıyılarında daha belirgin olarak görülür. Deniz meltemine İzmir'de imbat adı verilir. Bu rüzgar sıcak yaz günlerinde İzmir'e denizin serin ve nemli havasını getirir. Bir diğer meltem çeşidi ise dağ ve vadi meltemleri. Bu rüzgarlar ova ve vadiler ile dağların yüksek kısımları arasında eserler. Sabahları soğuk olan vadiler yüksek basınç alanı özelliği gösterir. Bu rüzgarlar vadilere karalize oldukları zaman çok daha belirginleşirler. Gündüzleri vadilerden dağlara doğru esen bu rüzgara vadi meltemleri adını veririz. Geceleri ise dağlardan vadilere doğru eserler. Bunlar dağların yüksek yerleriyle vadiler arasındaki sıcaklık ve basınç farkından doğarlar. Geceleri dağlar vadi ve ovalardan daha soğuk olduğu için yüksek basınç alanlarını oluştururlar. Dağlarda soğuyan hava basıncın daha düşük olduğu vadilere doğru iner. Bunlara da dağ meltemleri adını veririz. Örnek bir sorumuz var. İsviçre Alplerinde kayak merkezleri ile kent merkezleri arasında balonla uçuş turları düzenleyen firmalar rüzgarların esme yönlerinden yararlanarak yakıttan da tasarruf etmeye çalışıyorlarmış. Dağ ve vadi meltemlerini kullanarak düzenlenen bu turların uçuş zamanı, rotası ve yararlandığı meltem çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir diyor. Şıklara baktığımızda A seçeneğinde gündüz kent merkezinden kayak merkezine vadi meltemlerini kullanarak bu firmaların yakıt tasarrufu yapabileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği değerli arkadaşlar. Bir örnek sorumuz daha var. Yeryüzünde genel hava dolaşımının yanı sıra yerel basınç koşullarındaki değişimlere bağlı olarak gün içinde kara ile deniz, dağ ile vadi arasında yerel rüzgarlarda eser. Buna göre yerel rüzgarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şıkları inceleyelim. Esiş sürelerinin genellikle kısa olduğunu söyleyebiliriz. Etki alanlarının dar olduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde esiş yönlerinin değişebileceğini ısınma ve soğumaya
bağlı olarak söyleyebiliriz. Gün içinde sıcaklık değişikliklerine yol açabileceklerini söyleyebiliriz. Fakat iklim özelliklerinin oluşmasında ana etken olmasından vadi, dağ meltemleri, vadi meltemleri, deniz ve kara meltemlerinin bahsetmemiz mümkün değildir değerli arkadaşlar. Yerel rüzgarları soğuk ve sıcak yerel rüzgarlar olarak iki grupta inceliyoruz. Soğuk yerel rüzgarlara bakacak olursak, birinci soğuk rüzgarımız seçeneklerde Bora, Bosna Hersek ve Hırvatistan içlerinden Adriyatik denizine doğru esen soğuk ve kuru rüzgarlardır. Çünkü karalardan denizlere doğru estikleri için soğuk ve kuru etki yaparlar. Mistral, Fransa'nın iç kesimlerinden Akdeniz'e doğru esen soğuk bir rüzgardır diyor. Kışın özellikle Fransa'nın Rhône Vadisi'nde kanalize olunca çok hızlı estikleri belirtilmiş. Krivets, Romanya'dan Karadeniz'e doğru esen soğuk rüzgarlardır. Etezyen, Balkan Yarımadası'ndan Ege Denizi'ne esen serin rüzgarlardır. Özellikle öğleden sonraları çok hızlanırlar. Çanakkale'de dar bir kıyı şeridinde etkili olabilir etezyenler. Karayel, Yıldız ve Poyraz Türkiye'ye kuzey sektöründen yani soğuk kaynaktan esen soğuk yerel rüzgarlardır değerli arkadaşlar. Sıcak yerel rüzgarlara göz atacak olursak Sirocco Kuzey Afrika'dan yani Fas, Tunus, Cezayir yöresinden Akdeniz'e doğru esen sıcak ve kurak rüzgarlardır. Ancak denizden geçerken topladıkları nem ile beraber Fransa'nın, İspanya'nın, İtalya'nın ve İtalya'daki Sicilya Adası'nın güney kıyılarına yağış bırakabilir Sirokkolar. Hamsin rüzgarı ise Mısır ve Libya çölünden Akdeniz'e doğru esen sıcak ve kuru çöl rüzgarlarıdır. Yağış getirme olasılıkları yoktur. Samyeli, Kıble ve Lodos Türkiye'nin güney sektörlü yani sıcaktan esen sıcak yerel rüzgarlarıdır. Leveş ise Sahra çölünden İspanya'nın güney kıyılarına doğru esen yerel bir rüzgardır. Yine az önce anlattığımız sıcak ve soğuk yerel rüzgarların harita üzerinden esiş yönleri ve estikleri alanlar bu şeklimizde bu haritamızda gösterilmiş değerli arkadaşlar. Ülkemizi bu noktada inceleyecek olursak kuzey sektörlü rüzgarlar Karayel, Yıldız ve Poyraz, yine güney sektörlü rüzgarlar Lodos, Kıble ve Keşişleme, yine kıyı meltemi olarak denizden karaya doğru esen imbat rüzgarını bu noktada görebiliyoruz. Bir diğer rüzgarımız ise fön rüzgarları. Yükselen nemli hava kütlelerinin bir dağda nemini yağış olarak bırakması ve diğer yamaçta alçalması sırasında sürtünme ve sıkışmanın etkisiyle meydana gelir. Hava dağların doruğundan aşağıya inerken her 100 metrede 0.5 santigrat derece ısınması gerekirken sürtünme ve sıkışmanın etkisiyle 1 santigrat derece ısınır. Bu nedenle dağın yamacında bu rüzgar sıcak ve kuru özellik gösterir. Yaz aylarında İç Anadolu'da etkili olurken kış aylarında Doğu Karadeniz ve Toros Dağları'nın denize bakan yamaçlarında ve diğer dağlık bölgelerde meydana gelirler. İç Anadolu'nun az yağış almasında etkili olur fön rüzgarları. Fön rüzgarlarının temel özellikleri alçalarak ısınma sağlarlar. Isındığı için kuru rüzgarlardır. Nem açığını arttırır yine ısındığı için hava doyma noktasından uzaklaşır doğal olarak. Bu sebeplerin tümünü topladığımızda yağış meydana getirme olasılığı düşüktür. Sıcak bir rüzgar olduğu için sürtünme ve sıkışmanın etkisiyle karların erimesine yol açarlar. Erzurum ve Doğu Anadolu yöresinde ani kar erimelerine neden olduğu için bu rüzgara kar yiyen adı verilir. Hasat döneminde tarım ürünlerinin çabuk olgunlaşmasını sağlar. Yine fön rüzgarlarına İç Anadolu'da ise bakır sattıran adı verilir değerli arkadaşlar. Bir diğer rüzgarımız ise tropikal siklonlar. Tropikal kuşakta görülen çok şiddetli rüzgarlardır. Ekvator ve çevresinde sıcaklık ve basınç farkının çok yüksek olması sonucu oluşurlar. Hızları bazen saatte birkaç yüz kilometreyi geçer. Sarmal hava hareketleri halinde olduklarından genellikle hortumlara neden olurlar. Tropikal siklonlar geçtiği yerlerde büyük zarar ve yıkımlara neden olurlar. Orta Amerika'da tropikal siklonlara hurricane,
Kuzey Amerika'nın güneyinde Torrada, Asya'nın doğusunda Tayfun, Avustralya'da ise Willy Willy adı verilir. Örnek bir sorumuz daha var. Şiddetli ve yıkıcı bir atmosfer olayı olan Tayfun Türkiye'de görülmez demiş sorumuzun öncülünde. Diyen bir araştırmacı bu tezini savunmak için Türkiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine kanıt olarak gösterebilir diye sormuş. Seçeneklere baktığımızda Kuzey Yarımküre'de yer alması, topraklarının büyük bir kısmının Asya kıtasında bulunması, yüksek ve engebeli olması, iç kesimlerde nem oranının düşük olmasını bir kanıt olarak göstermesi mümkün değildir. Ülkemizin orta kuşakta yer alması, yani tropikal kuşakta yer almaması ve okyanusal etkiden, okyanuslardan uzakta olması bir kanıt olarak gösterilebilir.